Hepinize Amerika'dan yeni bir blogla merhaba. Bugün hemen şimdi nereye gideceğimizi göstermek istiyorum. Yani şöyle döndüreyim. Atlanta Botanical Garden diye bir yere gideceğiz. Yani orada da küçük bir video koymuşlar. Orada neyin olacağını böyle bir sürü işte ışıklar falan koymuşlar. Yani böyle tünelden falan geçiyorsun, her taraf ışıklarla kapalı. Ben de ilk defa gidiyorum. O yüzden sizle beraber göreceğim bütün her şeyi. Hadi o zaman hazırlanalım. Ve hemen şöyle küçük bir şey söylemek istiyorum. Kameranın mikrofonu kullanıyorum. Çok rüzgarlı bir hava olursa beni duyamayabilirsiniz. O yüzden altyazı falan eklemeye çalışırım. Ve birazdan hava kararacak. Kamerayı iyi çekmezse de elimden geleni yaparım. Olmazsa da babamın fotoğraf makinesinden birkaç tane fotoğraf çekip videoya koyarım. Şimdi biletlerimizi verdik. İçeride girmiş bulmaktayız. Ama şöyle etrafı göstermek istiyorum sizlere. Her tarafta ışıklar. Ağaçlara da ışıklar koymuşlar. Ortada bir tane bu şelalesi kurmuşlar. Güzel bir yer yapmışlar. Ortada küçük yollar var. Dolaşabiliyorsun. Buradan da büyük bir yol yapmışlar. Diğer tarafa geçen. Orada da başka bir figür yapmışlar. Işıklı. Oturacak yerler yapmışlar yanlara. Yerlere raporları koymuşlar, ışıkları da küçük toplardan koymuşlar. Bazıları elif şeklinde büyük.
say it blows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. Daha demin geçtiğimiz yerde de ışıkların yanında hemen tünel yapmışlar, ışıklı. Burada ışıkların hemen arkası, burada da tünelimiz var. Karşıda da geldiğimiz yer var. Burada millet sıraya girmiş, ne sıraya için girdiğini bilmiyorum ama içeride herhalde ışıklı olan bir yerler daha var. Burası bu şekilde. Şimdi biz de sıradan sıraya girmiştik. Şimdi içeri biz de girdik. İçerisi böyle bir şeymiş. Yapay dua yapmaya çalışmışlar. Yani çok da güzel olmuş. Hadi burası da çıkış. Şimdi çıkış kapısından çıktık. Böyle bir yola geldik. Burada binaları görebiliyor musunuz? Orada binalar var. O da downtown herhalde. Yerler var orada büyük. Neden çıkınca da ilerleyince yanları, ağaçları ışıklandırmışlar. Burası da girişin hemen sağ tarafı. Burada ağaçların üzerine kartaneler koymuşlar. Burada küçük bir yiyecek restoran gibi bir yer var. Evet, restoran. Burada da bir tane ışıktan kuş yapmışlar. Oradan düz aşağı inince de böyle birine tünel gibi bir yere geliyorsunuz. Bak şu hareketli şey. Hareketli dedim, baksana şu. Altlarını oynatıyor. Burada bir tane arı yapmışlar. Ya o da bir hareket eden güzel gibi bir şey yapmışlar. Ya bak şu ilerideki yavaş, geçtiğimiz tünelin aynısını, renklisini yapmış oraya. O güzel olmuş. Burada yine ışıklı bir tünel yapmışlar. Charles and I are ready to be back into prison. You didn't, yeah. So we're kind of like, well, it's good. That's kind of how we are at our house. Like, I'm ready to go back to church too. I don't like watching it. I actually Yeah. Yeah. So, yeah. Yeah.
Burada da yine bir tane figür yapmışlar. Saçlarına ışık koymuşlar. Yine böyle bir ışık kutusundan geçiyorsunuz. Burada da ta ağaçların dallarından aşağı doğru ışıklar sarkıtmışlar. Bunlar da müzikle senkronize bir şekilde çalışıyor. Thank you.
Oh no, why haven't you seen it? I'll let you come with you. Hepinize tekrardan merhaba. Benim için bir gün, sizin için bir saniye aradan sonra tekrar beraberiz. Bu geziyi bize yılbaşı hediyesi için aldılar ve o yüzden rahat rahat konuşabilirim diye düşünüyorum. İlk eleştirim ise biletler çok pahalı. İyi ki de yılbaşı hediyesi için almışlar çünkü bir daha gideceğimizi düşünmüyorum. Kişi başı büyükler için, küçükler için hatırlamıyorum ama büyükler için kişi başı 50 dolar tutuyor. Ve bence 50 dolarlık orada bir gösteri sunmadılar. Yani tamam ışıklar güzel, her taraf ışıkla süslemişler ama her yer çok pahalıydı. Orada mesela mağazalar var. Orada gösterdiğim o silikon bardak mesela 15 dolar. Bence 15 dolara gider daha büyük plastik olmayan bir bardak alırım ben. Onun için bana çok pahalı geldi bütün her şey. İkinci eleştirim ise orada çok gezilecek yerler yok. Tamam son kısmı güzeldi ama onun gibi daha çok yerler yapsalarmış bence daha iyi olacakmış. Üçüncü eleştirim ise bir de bizden park parası aldılar. Hem 50 dolar veriyorsun bilet parasına, üstüne 5-10 dolar da park parası veriyorsun. O da bana çok saçma geldi. Ama ben sizi bedava olarak bütün her yeri gezdirdim. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bye! Oh man, this coffee is so good.